Merhaba değerli TV siyaset izleyicileri. Bir söz sırası programında daha sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz Millet Partisi Trabzon İl Başkanı Sayın Mehmet Mutluoğlu. Mehmet Bey benim aynı zamanda hemşerim sayılır ve kendisini siyasi çalışmalardan yakından tanırım. Hatta İl Başkan Yardımcısı. Başkanı mı dedim? Başkan evet. Dediysem dilimiz sürçmüştür. Memleketimde en çok memleketime en çok giden siyasilerden biridir kendisi. Mehmet Bey, hoş geldin. Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir inşallah. Elhamdülillah, nihayetsiz şükürler olsun. Evet. Bizi izleyen değerli izleyicilerimize başta selam, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyorum. Tabii zat-ı halinize de. Çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir programa bizi davet ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim katılımınız için. Mehmet Bey, şunu belirteyim, öyle programımıza başlayalım. Biz bu programı, ben düşündüm, böyle bir program yapalım. Başka programlar da yapıyorum ben. Belki onların sunucunu ileride devredeceğim. Ama bu programı her zaman ben sunmayı arzu ediyorum. İnşallah böyle olacak. Burada iki siyasetçi dertleşeceğiz, asgari edeceğiz, esprilerimizi yapacağız. Vatandaşların bizim gözümüzde, bu programın amacı o, vatandaşların bizlerin gözüyle siyaseti görmesini, tanımasını arzuluyoruz. Aynı zamanda çalışmalarımızı öğrenmelerini arzuluyoruz. O nedenle hani bir şu rahat bir şekilde sohbet ortamında kendinizi ve partinizi özellikle tanıtmanızı istiyorum, bilginiz olsun. Çok buradan, teşekkür ediyorum. Başkanım, biz de zaten biliyorsunuz medya bizi çok önemli, çok yıllara dayanan derinlemesine bilgilerimiz olmasına rağmen siyasi Türkiye'nin gerçekten maddi ve manevi gelişmesine önemli katkılar sunacak çalışmalarımız olmasına rağmen bize açılmıyor. Umarım sizin bu çalışmalarınızla biz sık sık milletimize, milletimizi büyük kılacak siyasi fikirlerimizi anlatma imkanı buluruz burada. İnşallah, inşallah. Şimdi üstadım, şuradan başlayalım. Millet Partisi eski partilerimizden biridir tevellüt olarak, resmi kuruluş olarak. Siz onu şöyle diyorsunuz, Türkiye'nin en eski partisinden biri. Malum darbeler yaşadığımız için her darbede, yani Cumhuriyet Partisi en eski parti olarak bilmiyor ama kapanıp açıldı. Buradan açıklamayla başlayarak şu anda neler yapıyorsunuz, hangi çalışmalara imza atıyorsunuz? Kısaca anlatır mısınız bize? Şimdi Millet Partisi biliyorsunuz siyasetin, yani politikanın, çirkin günübirlik politikanın değil, gerçek siyasetin, Rahmani siyasetin okuludur. Şimdi tabii bu Covid-19 sorunu nedeniyle arkadaşlarla bir araya gelemiyoruz ama böyle telefonla ve diğer iletişim araçlarıyla WhatsApp üzerinden yine çalışmalarımız devam ediyor. Siyasetin gerçekten bir okuludur. Biz arkadaşlarımızla birlikte Türkiye ve dünya siyasetinin problemleri üzerinde sık sık duruyoruz. Benim de internetten canlı olarak yaptığım programları çok yoğun bir şekilde arkadaşlarımızın ve dostlarımızın izlediğini görüyorsunuz. Dolayısıyla siyasetin okulu olarak siyasetin okulu olmaya devam ediyoruz. Bu arada Millet Partisi Türkiye çapında bir büyük teşkilatlanma faaliyeti de devam ettiriyordu. Biliyorsunuz sizin iliniz Gümüşhane'de çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Gümüşhane'de sağ olsun millet evlatları cansiperane bir çalışma ortaya koydu ve orada il teşkilatımızı, ilçe teşkilatlarımızı kurduk. Ama tabii Türkiye'de siyaset, halka inen, kitlesel siyaset yapmak oldukça zor. Gerçi Millet Partisi'nin kitlesel siyaseti 1991 Büyük Millet İttifakı'ndan sonra bizim kendi başımıza böyle bir kitlesel siyaset yürütmediğimiz ortada. Çünkü kitleler, yani bir yığın şeklinde bugün %30, %40 bakarsınız bir tarafa gidiyor. Sonra bir bakarsınız %1'e inersiniz. Yani kitlesel siyasetten ziyade insan yetiştirme, kadro yetiştirme çalışması bizim yıllardır yaptığımız ve gerçekten Türkiye'yi ve dünyayı değiştirecek çok büyük bir ekip yetiştirdik gerçekten. Şimdi 91 Büyük Millet İttifakı, rahmetli Türkeş, rahmetli Erbakan ve yaşayan efsane bilge liderimiz Aykut Edebali, 91'de bir Büyük Millet İttifakı yaptık ve yüz binleri, milyonları biliyorsunuz ortaya çıkardık. Ki 91 Büyük Millet İttifakı'ndan önce rahmetli Türkeş, rahmetli Erbakan yıllarca siyasette
idiler. Ama böyle bir birliktelik meydana getirememişlerdi. Evet. Birbirleriyle kavga etmek, yok efendim Türkçülük, Türk öndedir, yok Müslümanlık öndedir gibi böyle anlamsız kavgalarla uğraşıyorlardı. Tabii Millet Partisi 1984 yılında Edip Arun'un liderliğinde kurulunca, o zaman Islahatçı Demokrasi Partisi'ydi, kurulunca 1987 yılında biz hemen kardeşlerimize ittifak çağrısında bulunduk. 87 yılında olmadı, tek başına seçime girdik ve o zaman %1'e yakın, %1 civarında bir rey aldık. Rahmetli Başbuğ Türkeş'in MHP'si %3 civarında rey almıştı. %5 civarında da, %5, %6 civarında da Refah Partisi almıştı o zamanki. Ve bu üç siyasi parti 1991'de bir araya gelerek Büyük Millet İttifakı'nı gerçekleştirdi. Burada Sayın Edip Ali'nin arada bir katalizatör olarak görev yaptığı kesin bir gerçektir. Evet. Zaten rahmetli Başbuğ Türkeş, kendi sır katibi Sırrı Erkuş'un ifadesine göre, benden sonra birlik davasının lideri olarak ben Sayın Aykut Edip Ali'yi görüyorum. Ben geleceğin liderini Aykut Edip Ali olarak görüyorum diyerek kendisinden sonra Türk milliyetçilerinin, Türk maneviyatçılarının lideri olarak Aykut Edip Ali'yi göstermiştir. Nitekim rahmetli Başbuğ Türkeş'in 1997'de rahmetli Türkeş'in vefatından rahmetli Sırrı Erkuş ve Milliyetçi Çalışma Partisi'nin rahmetli Türkeş'in kendisine teslim ettiği şu anda yaşayan efsane bakanımız Abdülkerim Doğru, Millet Partisi'nden biri birinci bölgeden, biri ikinci bölgeden Millet Partisi milletvekili adayı olmuşlar. Yani rahmetli Başbuğ Türkeş, ben birlik davasının lideri olarak Aykut Edip Ali'yi görüyorum, ben geleceğin liderini Aykut Edip Ali olarak görüyorum şeklinde mesajı açıktır ve kendisi partiyi teslim ettiği bakanımız Abdülkerim Doğru ve kendi sır katibi avukatı Sırrı Erkuş, rahmetli Başbuğ'un rahmetli oluşundan hemen sonra Millet Partisi'nden Ankara biri birinci bölge, biri ikinci bölge, birin sıra milletvekili adayı olmuştu. Evet. Bu Türk milliyetçilerine, Türk maneviyatçılarına bir şey anlatmalıdır. Yani biz Millet Partisi için, şahsımız için bir makam, bir mevki peşinde değiliz. Ama Millet Partisi'nin güçlenmesi lazım. Güçlü bir Millet Partisi, dağınık halde, perişan halde bulunan Türk milliyetçilerinin, Türk maneviyatçılarının birliğinin ve Türk milletinin birliğinin bir teminatı olacaktır. Onun için Millet Partisi mutlaka güçlendirilmelidir. Güçlenmelidir. Milletimiz bu konuda sorumluluk almalı, inisiyatif almalıdır, güç kuvvet vermelidir. Peki Millet Partisi olarak da, mesela şu an siz bunları dile getiriyorsunuz. Parti Merkez Yönetim Kurulu bu konularda ne düşünüyor? Yaklaşımları nasıldır? Sizi hani sizin söylediklerinizi onları temsilen söylenmiş sayabilir miyiz? Aynı fikirlere mi sahipler? Tabii bizde yani biz şimdi tabii ben 71'li yıllardan beri mücadele birliği içerisinde yetiştiğim için tabii memuriyetimiz olmuştur ama sürekli siyasi fikirleri takip etmişiz. Dolayısıyla ben Millet Partisi'nin programını, tüzüğünü, genel başkanın her an konuşmalarını, genel merkezdeki arkadaşlarımızın her an düşüncelerini, fikirlerini çok yakinen takip ettiğim için tabii ki aynı fikirdeyiz. Birlik davası bizim sevdamızdır. Bizim genel başkanımız bu konuda müstakil bir eser yazmıştır. Birlik davamız diye. 1990 yılında eseri yazmış, 1991 yılında da birlik gerçekleşmiştir. Bu bir başlangıçtı tabii. Bir örnekti. Bunun tabii eksikleri olabilir, zaafları olabilir, yanlışları olabilir. Bir başlangıçtı. Bizim Türk milliyetçilerinin ve maneviyatçılarının çıkış noktası o başlangıçtan devam etmesi lazım. Yani bizim genel başkanımız diyor ki yarım bıraktığımız eseri tamamlamamamız gerekir. Evet. Peki, yani bu konuda Dinliyorum. Yani bu konuda ülkücü kardeşlerimizin de, akıncı kardeşlerimizin de, mücadeleci kardeşlerimizin de sorumlulukları ve vebali büyüktür. Bir eser başlattık 1991 yılında. Ondan sonra bu eserimizi çok tehlikeli gördüler, dağıttılar, paramparça ettiler. Evet. Bütün milliyetçileri, bütün maneviyatçıları, bütün demokratları, bütün gerçek halkçıları
dağıttılar, paramparça ettiler. Ondan sonra şimdi o başladığımız yerden yeniden ve daha güçlü bir şekilde başlamamız lazım. Bu dağınıklığa bir son vermemiz lazım. Şahıslarımız, eserlerimiz, partilerimiz, liderlerimiz kıymetlidirler. Ama üzerinde birleşeceğimiz kıymetler değillerdir. Biz her birimizin malımızı, canımızı, her şeyimizi feda edebileceğimiz temel ülkeler, değerler, inançlar, hedefler etrafında birleşeceğiz değerli başkanım. Yani birliğimizin, gelin Millet Partisi'nde birleşin demiyoruz biz. Ama Millet Partisi'nin bugün bu birliği sağlayabilmesi için güce, imkana sahip olduğunu ifade etmek istiyorum. %5, %6 rey alan bir Millet Partisi bugün bütün milliyetçileri yakasından tutup bu birliğe zorlayabilir. Ama bu imkan maalesef diğer kardeşlerimize veriliyor ama Millet Partisi'ne bir türlü verilmiyor. Bunu Türk milletinin bir olmasını istemeyen güçler çok iyi biliyor. Onun için bizim bütün imkanları bizden kısıyorlar. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de efendim cari bir sistem var. Bir toplum mühendisliği yoluyla istediğini önünü açıyor, istediğini parlatıyor, istediğini efendim hiç ismi yokmuş gibi gösterebiliyor. Evet. Yani Millet Partisi 50 yıldır Türk siyasi hayatında nasıl varlığını koruyabiliyor? Çok yetiştirdiği, kendi eliyle yetiştirdiği çok güçlü bir kadrosu vardı onda. Kendi eliyle böyle şeyle yani tırnağıyla böyle toprağı kazar gibi 50 yıldır Aykut Edebali ve arkadaşları insan yetiştiriyor. Ve bunlar Türkiye'nin siyasi hayatında, kültürel hayatında, bilimsel hayatında, sosyal hayatında hepsi zirvede olan insan. Çekin alın Aykut Edebali'yi Türk siyasi, kültürel, ekonomik ve bilim hayatından. Emin olun geride bir tortu kalır. Buna rahmetli Erbakan'ı da eklersek, Türkeş, Erbakan ve Edebali'yi Türk siyasi hayatından, Türk kültür hayatından, Türk sosyal hayatından çekin alın. Geride hiçbir şey kalmaz. Tabii ki önemli yerleri var. Peki şeyi soracağım. Kadro dediniz. Kadrodan biraz teşkilata girelim. Teşkilata anlatalım. Malum geçen seçimde siz de biz de giremedik. Cihan Partisi'yle biz giremedik. Bir de çalışma yapalım. Birlikte bir fiili de olsa bir araya gelelim dedik. Maalesef dediğiniz gibi vatandaşlarımızın bunu bilmesi gerekiyor. Bu ülkede gerçekten milliyetçiyseniz önünüze çok zorluklar çıkartılıyor. Elinizdeki imkanlar alınmaya çalışılıyor. Kadrolara, teşkilatlara atadığınız kişilere iş teklif ediliyor. Maaşlı iş teklif ediliyor. Benim Ankara, 3 tane Ankara İl Başkanım devletli işe girdi Mehmet Bey. Adamlar yıllarca başvurmuşlar olmuyor. Ben de İl Başkanı olunca devletli işe giriyorlar. Nasıl bir yol açıyorsak artık siz düşünün. Yeter ki bu dış partilerde bizim gibi partilerde kimse gelip görev almasın. Adam memuriyet yapamıyor. Yani hepsine de diyoruz ki tamam. Nasıl? Genel Başkanım biliyorsunuz Allah selamet versin Abdullah Gül Bey 1991'de biz ittifak yaptığımız zaman tabii ittifakın liderleri kim? Rahmetli Başbuğ Türkeş, rahmetli Mücahit Erbakan, rahmetli Kayı Hakanlarının. Araya giriyorum ama onun Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ya da onun bu dediğiniz tarihte Türkiye'de demokrasi vardı. Şimdiki ben başka bir şeyden bahsediyorum. Yükselmek değil. Millet Partisi, Cihan Partisi, işte Milliyetçi Türkiye Partisi var biliyorsunuz. Kapandı adamlar artık, baş edemedi. Bilirim, çok güzel bir şeydi. Bizim gibi partiler biraz kıpırdadığı zaman ne yapıyorlar? Ya bunları nasıl durdururuz? Şeklinde bir harekete geçiyorlar. Bunu siz de yaşıyorsunuz ben biliyorum. Buyurun, devam aynen edin siz. Yani o dönemde demokrasi vardı. Gerçekten bir demokrasi uygulanıyordu. Şimdi aynı şey evet, maalesef yani, bize kalmadı. Yani demokrasi, değerli başkanım, her şeyin başı, her şeyin esası. İki temel şey var. Bir tanesi adalet, yani hürriyet. Bir tanesi de demokrasi. Eğer sizin gerçek bir demokrasiniz yoksa, eğer sizin gerçek bir hukuk ve adalet devletiniz yoksa, hiçbir gelişmenin ülkenizde olması mümkün değildir. Bunlar sati göstermelik şeyler olur. Çünkü her gelişme ve yükselme ve yücelme hareketi ancak demokrasinin ve adaletin mümbit ikliminde gelişebilir. Eğer sizin güzel bir demokrasiniz yoksa, eğer sizin gerçek bir hukuk ve adalet devletiniz yoksa ne yapar? İnsanlar ülkenizden kaçar. Bilim kaçar, sermaye kaçar, para kaçar, kaçar ve ülkeniz yaşanmaz hale gelir. Adaletin ve gerçek demokrasinin olduğu yerde ancak gelişme
olabilir. Onun için ülkemiz Millet Partisi'nin en önemli yani ortaya koyduğu stratejinin muhteşem Türkiye hedefinin temelleri bunlar. Diyor ki Türkiye önce gerçek bir demokrasi ve gerçek bir hukuk devletini kurmalı. Ama nerede demokrasi görüyorsun? 5 tane lider çıkıyor. Efendim milletvekillerini kendileri seçiyor. Kendileri seçiyor. Millet sadece bir demokrasi süsü haline getiriyor. Değerli başkan. Mehmet Bey biraz kendimizden bahsedelim. Siz de kendinizi biraz anlatın. Sonra gündemdeki siyaseti de bir gireceğiz. Bakalım hani sizler ne düşünüyorsunuz? Karşılıklı bir fikirlerimizi bir tokuşturalım. Ne çıkacak ortaya? Oraya ayrıca gireceğiz. Programı sonuna sakladım. Şimdi burada şu an bugün seçim olsa teşkilat durumumuz nasıl? Malum Türkiye'deki siyasi partiler kanunu gereği 41 il ve bunun en az 3'te 1 ilçesinde teşkilat tamamımız gerekiyor. Geçen seçimlerde biz bunu başaramadık. Sizler ne yaptınız? Millet Partisi'nin şu an durumu nedir? Hedefleri nedir? Biz Türkiye'nin 64 ilinde teşkilatlıydık. 57 ilinde ise bu ilçe teşkilatları da gerekli şeyi almıştı. Evet. Fakat geçen seçimde bizim bu teşkilatlarımıza bazı gerekçeler göstererek teşkilatlarımız iptal edildi. Ve emir ve talimatla nasıl olduysa bizim seçime girmemiz engellendi. Evet. Bunun üzerine biz teşkilatlarımızı yeniden yeniledik. Onların ifade ettikleri eksiklikleri giderecek tarzda yeniden düzenledik. O konuda çok büyük bir efor içerisinde Millet Partisi. Yani Millet Partisi istese Türkiye'nin her köyünde, her kasabasında, her beldesinde Millet Partisi'ni teşkilatlar ama biz de dedim ya böyle kitlesel böyle yığın politikası pek yapmak istemiyoruz. Biz de Millet Partisi'nin önemli özelliği adam yetiştiren bir okul olma özelliğidir. Yani sen efendim 10 milyon rey alırsın ben 100 kişi yetiştiririm. O 100 kişi o 10 milyonu gelirsen de efendim cumhurbaşkanı olur, başbakan, meclis başkanı olur, belediye başkanı olur, yönetir yani. Evet. Bizim yaptığımız bu olmuştur. Bir kitlesel faaliyeti dediğim gibi 91 ittifakında yaptı. Ve 91 ittifakı değerli başkanım o kadar önemli ki Türkiye'nin 150 yıllık siyaset rayını değiştirdi. Rayını. O zamana kadar biliyorsunuz liberallerle sosyal demokrat dediğimiz solcular arasında siyaset yarışı devam ederdi. Liberaller, sosyal demokratlar ikisi de Türk kültür ve medeniyetinin dışında Batı medeniyetinden kaynaklanan fikri ve ekonomik sistemler. Evet. Liberalizm ve sosyal demokrasi. Biz işte tuttuk rahmetli Türkeş, Erbakan, Edip Ali el ele vererek %17 rey alarak ondan sonra siyasetin rayı değişti. Artık yerli, milli, İslami tarihi köklerine bağlı bir siyaset arayışı başladı Türk milletinde. Bugünkü AK Parti iktidarı da o bizim o milli ittifak çıkışımızın bir istismarına yani o vitrine koyuyorlar o şeyi milli yapıyı ama perde arkasında aslında liberal bir yapı. Onun istismarına dayanan bir iktidar gerçekleştirmiş oldu. Bizi parçaladılar. Dolayısıyla yani Millet Partisi bugün hamdolsun yani Türkiye'nin tek tutardalı haline gelen bir parti durumundadır. Türkiye'nin yegane alternatifidir. Diğerleri rahmetli Erbakan'ın dediği gibi hepsi Batı kulüpçü. Partiler diyebiliriz yani. Diğerleri evet. Demeyelim bizi sokmayın oraya şimdi. Tam genelleme yaptığınız zaman başka yöne kayıyor. Şu açıdan benziyoruz. Mehmet Başkan. Şu açıdan... Gündemin getirilen partiler diyorum. Yoksa çok değerli partilerimiz var tabii. Evet. Şu açıdan benziyoruz. Biz de başladığımız zaman ben öncelikle buradan izleyicilerimiz de bilsin. Size ben anlatmıştım bunu. Biz Cihat Partisi'ni ben kurmadan önce kurucu genel başkanıyım. Mecliste olmayan, hali hazırda bozulmuş partiler diyelim, bozulduğunu düşündüğümüz partiler olmadan küçük bir partiye gidelim, ilkelerimizi söyleyelim. Ama tabii fikri bize yakın olacak. Çok küçük bir parti var bu şekilde. Vatansever olacak her şeyden evde. Görüşelim, çıkalım. Maalesef bir talihsizlik eseri o zaman Millet Partisi'ne ben mektup da göndermeme rağmen ulaşmamış. Ben de bana dönüş olmaz sandım. Birkaç partiyle daha görüştük. Ondan sonra karar verdik. Şimdi buradan şuraya geleceğim. Partileşme sürecini kurduktan sonra Cihan Partisi olarak, yani tabii benden kaynaklanıyordu. Genel başkan, hani balık baştan kokar hesabı. Genel başkan nasıl bir yol çizerse o şekilde gidiyor. İlk evvela
parti okulunu biz aktifleştirdik. Ve parti okuluna da parti okulu bile demedik. İsmini Cihan Partisi Tarih ve Araştırma Merkezi koydu. Normalde siyaset okulu koyuyorlar biliyorsunuz. Ondan sonra parti okulu koyuyorlar vesaire isimler konuluyor. Biz orada bile buna dikkat ettik. Biraz önce dediğiniz husus var ya, biz adam yetiştirme, vatana insan kazandırma olayı var ya, aynı şekilde biz de kitlesel olarak girmedik. Bizim şiarımızda şu vardır: vatana hizmet için meclis olmamız şart değildir. Vatana hizmet için seçimlere girmek şart değildir. Biz diyoruz ki biz iktidara gelirsek daha iyi şartlarda, daha güzel, daha güçlü bir hani elle vatana hizmet etmiş oluruz. Ama vatana hizmet etmek için iktidara gelmeyi de beklemiyoruz biz. Hatta öyle bunu indirmiyoruz ki en basitinde boşa yanan bir elektrik lambasını söndürüyorsan bu vatana hizmettir. Bir unutulmuş bir tarihi değeri hatırlatıyorsan bu vatana hizmettir. Bu kokuşmuşlukta, biliyorsunuz siyasetin son dönemdeki kokuşmuşluğunu, kasetler havada uçuşuyor, iftiralar havada uçuşuyor, troll ekipleri kuruluyor, bildiğiniz maaşlı troll ekipleri var, siz de biliyorsunuz. Bu kokuşmuşlukta temiz siyaseti biz hala inatla insanların önüne koyuyorsak, siz de biz de bunu aynı şekilde yapıyorsak, bu zaten vatana en büyük hizmetlerden de biridir. Yani daha belli başlı şartlar var. Bunları yapsak şu an örnek verelim, biz sosyal medyadan bugüne kadar tekil olarak 2014'te kurulduk biz, 2016'da başladık. Yani 4 yılda tekil olarak ulaştığımız kişi sayısı 6 milyon kişi. 6 milyon kişiye Atatürk'ü aşılamışız, gerçek Osmanlı'yı aşılamışız, dinin doğrusunu aşılamışız dilimizden döndüğünce. Vatan millet değerleri nedir? Aşılamışız. Türk talihini aşılamışız. 6 milyon kişiye ulaşmışız. Ha, bakıyorsunuz tamam teşkilatımız olmayabilir ama bu ülkede hemen hemen ki seç var. Yani ulaştığınız kitle yetişkin kitle. Bu demektir ki biz %10'la ulaşmışız ve bir katkımız olmuş. Bunlar çok önemli şeyler. Yani siz de diyorsunuz ki böyle böyle bizim aynı düşünceyle biz de hareket ediyoruz. Bugün iktidara gelmek için, bunu siz de iyi biliyorsunuz, ayrıntısını anlatmayacağım, belli başlı hareket tarzları var. Onları yaptığımız zaman hemen arkamıza kitlelerin döküleceğini, belli yerlere selam verirsek neler kazanacağımızı siz de iyi biliyorsunuz. Direnen iki parti, birkaç parti daha var bizim gibi düşünen. Direnen iki parti şu an karşılıklı sohbet ediyor zaten. Şey olarak bu dediğim hususta, yani diğer partilerin, yani bugün hemen hemen her parti gözden geçiyor. İngiltere maalesef Türkiye'yi rahat bırakmıyor. Amerika rahat bırakmıyor. Ülkemizde ajanlar boy geziyor. Her parti nedir, ne durumdadır irtibat kuruyorlar. Destek veren direkt yükseliyor. Bugün, iki gün önce işte Meral Hanım, gerçi gündelik siyasete sonunda gireceğim dedim ama çünkü soracağım bir soru var özellikle size. İki gün önce açıklama yapıyor. Sizin isminiz de yok, bizim ismimiz de yok. Vatansever diye açıkladığı partilerin biri stratejik derinlik diyerek bize Suriye soktu, hala çıkamadık. Diğeri de ekonomide bize dışa bağımlı hale getirdi. Maalesef dediğiniz gibi 5-6 kişi böyle almış, bu işi ele almış. Diğerler az kafa yükseltecek olursa ama nasıl ezeriz derdine düşüyorlar. Şimdi sizin muhteşem Türkiye projeniz var. Bir hareket, birlik davası adıyla isimden dediğiniz bir çatı çalışmanız var. Aynı zamanda Edebali Doktrin dediğimiz bir öğreti var. Bunlardan başlık başlık bahseder misiniz? İzleyicilerimiz öğrensin, Millet Partisi bunlarla ne yapmaya çalışıyor? Nerelere varmaya çalışıyor? Millet için ne yapıyoruz? Hani televizyonda izlemedikleri zaman sanıyorlar ki ya Millet Partisi bir şey yapıyor. Oysa arka planda çok çalışma yapıyoruz ama millet duymuyor. Siz bu konularda Millet Partisi'yi bir anlatın izleyicilerimize. Çok teşekkür ediyorum değerli Genel Başkanım. Şimdi ben Edebali Doktrini dedim. Yani muhteşem Türkiye projemize Edebali Doktrini dedim. Edebali'nin bizzat kendisinden duydum. Amerika'nın dedi bir Truman Doktrini varsa, bir Monroe Doktrini varsa Türkiye'nin de bir Edebali Doktrini var. Aynen böyle iddialı bir şekilde söyledi. Düşündüm kendi kendime, Türkiye'nin Edebali Doktrini ne olabilir? Yani Türkiye, bir muhteşem Türkiye nasıl olabilir? Şimdi biz bunu temelinden şöyle esasını 6 maddeyle ortaya koyduğumuz muhteşem Türkiye projemiz var. Buna biz Edebali Doktrini işte diyorum ben. Yani o da şu: eğer siz devletinizi
milletin tarihinde, duasında, rüyasındaki bir devlet haline getiremezseniz, saat gibi çalışan, bilime dayanan, yüksek ahlaka dayanan, adalete dayanan, emanetlerin ehline verildiği bir devlet yapılanmasını, ki biz buna bilge devlet diyoruz, kuramazsan, senin efendim yok şunu yapacağım, ekonomide bunu yapacağım, o söylemler hepsi buz üzerinde kaymak gibi bir şeydir yani. Fuzuli şeylerdir. Çünkü sizin devletiniz zaten emaneti eline veriyorsa, müesseseleri saat gibi çalışıyorsa, bilimi esas almış bir bilim devleti, bir bilim toplumu haline toplumunu getirmişse, yüksek ahlakı esas almışsa, ahlaksızlık kovuluyorsa eğer ve adalet hakimse devletinizde, bir adalet devleti ise, emanetler eline veriliyorsa, o zaman o devlet kanatlanır uçar gider. Hiç unutmam, 1993 yılıydı sanırım, bizim genel başkanımız Viyana'ya bir konferans vesilesiyle gelmişti. O zaman da ben de Almanya'daydım. Almanya'dan Viyana'ya gittim. Hatta İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ben söyletmiştim o toplantıda. Ben söyletmiştim ve 10 kıtasını okumuştum o toplantıda. Genel başkan da tabii biz önceden Viyana'yı bir gezdik. Orada işte Mustafa Paşa'nın gittiği o tepeler falan gezdik. Duygulu anlar yaşadık. Konferansta dedi ki, Sayın Aykut dedi bari, benim ecdadım demiş buralara gelmiş. Nasıl gelmiş? Kılıçları çok keskin olduğu için mi? Elbette kılıçları dedi en keskindi. Peki toplarının çok uzun menzilli oluşundan mı? Elbette çağlarının en ileri teknolojisini geliştirmişti benim ecdadım. Ama bütün bunlardan ileri onlar bilimi, ahlakı, adaleti ve emanetleri eline veren bir devlet ve toplum yapısını gerçekleştirdiler. İşte biz böyle kanatlandık, uçtuk, ta buralara kadar geldik. Demek ki Edip Ali doktrini nedir? Devletimizi gerçekten bir bilge devlet haline getirmek, milletin tarihinde, duasında, rüyasındaki efendim bir devlet haline getirmek. Bunu siz yaptığınız zaman kanatlanır uçar gidersiniz. Bunu yapamadığınız zaman da yok oluş ve inhitat sizin için geriye gidiş mukadder olur. Onun için diyor ki bir, demokrasi, gerçek demokrasiyi kuracağız. Hakka dayanan, halka dayanan, gerçek, sürekli, yaygın ve milli demokrasi. Demokrasinin kültürel, ahlaki, ekonomik temellerine oturmuş bir demokrasi. İki, gerçek bir hukuk ve adalet devletini gerçekleştireceğiz. Yani bu nedir? Ne diyor Allah? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ Bak dün cumaydı, işte hutbede dinlediğimiz birinci, her hutbede şey, muhakkak ki Allah adaleti emreder. Ne yazıyordu? El-aklu esasül mülk. Adalet mülkün temelidir. İşte ikincisi bir hukuk ve adalet devleti. Üçüncüsü gerçek laiklik. Gerçek laiklik nedir? Din istismarının da olmadığı, din düşmanlığının da olmadığı gerçek laiklik. Dördüncüsü bilge devlet. Demin işte ifade ettiğim bilime dayanan, ahlaka dayanan, adalete dayanan, emanetlerin eline verildiği bilge bir devlet. Beşincisi kerim devlet. Kerim. Bizim tarihimizde Selçuklu'nun, Osmanlı'nın yaşadığı, ta Bilge Kağan'dan beri yaşanan efendim kerim devlet. Ve altıncısı İslam Rönesansı diyoruz. Bunu tabii bir kısımları yanlış anlıyor. Bu haşa İslam'da reform, değiştirme falan değil. Rönesans yeniden doğuş, yeniden diriliş demek. İslam'ı doğrudan doğruya diyor Akif, Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. İslam'ı asrın problemlerini çözen bir dinamizme kavuşturmak. İşte bak demokrasi diyoruz. Bir Müslüman nasıl bir demokrasi kurar? İşte bak peygamberin hayatına, bak Ebu Bekir'in Sıddık'ın seçilmesine, bak Ömer'ül Faruk'un seçilmesine. Ebu Bekir Sıddık seçiliyor. Diyor ki arkadaşlar, arkadaşlarına, sahabeye, ben aranızda en ehliyetli olmadığım halde beni layık gördünüz, beni seçtiniz. Ne yapacaksınız? Ya emir el müminin ne dersen yapacağız. Ne demek? Hayır dedi. Hayır. Doğrularda benimle olacaksınız. Eğer yanılırsam beni düzelteceksiniz. Hazreti Ömer'ül Faruk halife oldu. Ne yapacaksınız?
diye arkadaşlarına sordu. Beni halife seçtiniz, ne yapacaksınız? Doğrularda seninle olacağız ya Ömer. Eğer yanılırsan seni düzelteceğiz. Peki yanılgılarımda ısrar edersem ne yapacaksınız diye soruyorlar Hazreti Ömer soruyor arkadaşlarına. Cevap veremiyorlar. Eğer yanılgılarımda ısrar edersem beni kılıçlarınızla düzelteceksiniz. Bu kalemdir. Bunu biz liderimizden öğrendik. Türkiye'de İslam dünyasında böyle bir lider, böyle bir arkadaşlarına böyle söyleyen bir anlayış görmedim. Yani eğer ben yanılırsam beni düzelteceksiniz. Yanılgılarımda ısrar edersem beni kılıçlarınızla düzelteceksiniz. Hazreti Peygamber zaten bunu açıklıyor. Ne diyor? Müminler birbirini yıkayan iki el gibidir. Budur. İşte bu İslam Rönesansı'dır. Yani kendi inancımızı, kendi kültür ve medeniyet değerlerimizi yeniden ve daha büyük bir azimle yaşama. Yeniden diriliş demek İslam Rönesansı. Bu altı madde işte Türkiye'nin Edibari doktrini dediğim diye benim ifade ettiğim ve Türkiye'yi muhteşem Türkiye yapacak bu ilkelerdir. Evet. Onun için biz önce Cihan Partisi, tabii hemen bir yumruk olacağız ve diğer bütün milli, manevi, demokrat, gerçek halkçı güçlerle el ele vererek bir fazilet misakı etrafında birleşeceğiz inşallah. Ve biz gerçek demokrasiyi, gerçek hukuk devletini, gerçek adalet devletini, bilge devleti, kerim devleti ve İslam Rönesansı'nı gerçekleştirmek üzere inşallah iktidara yürüyen bir büyük güç haline geleceğiz. Biz bunu 91'de yaptık kardeşim. Değerli Genel Başkan. Yani bunun canlı örneğini, canlı şeyini vermişiz. Onun için günümüz açısından biz böyle ferdi olarak, yani bizim ferdi başarımız bir anlam ifade etmez. Hep birlikte bir büyük kitlesel hareketi yürütebiliriz diye düşünüyorum değerli başkanım. Onda bugün paylaştık Milli Blok Komitesi diye bir paylaşımı oldu benim. Biz 2016'da ilk olarak dedik ki bütün partilere ittifak kuralım. Bunun bir ismini koyalım. İttifaklar yok henüz daha. Referandum ortada yok. Milli Blok Komitesi diye bir çatı altında bütün partiler kendi düzen kişilikleriyle bir araya gelsin diye bir çalışma hazırladık. Bir proje hazırladık. Bunu işte o dönemde yine artık partiden yazıyoruz. 42 partiye yazdık. Vatansever olarak gördüğümüz 42 partiye yazdık. Bunların 9'u bize döndü. 3'ü telefonla. 6'sı fiziken katıldı toplantıya. Ankara'da bir toplantı yaptık. Yanlış hatırlamıyorsam Ekim 2016'ydı. Çok güzel geçti. Tamam dedik. Bunu güzel. Herkes bir araya gelince fikirlerini söyleyince güzel oldu. Bunu dedik katılmayan partilerimizi de bir araya getirerek hani artarak götüreceğiz. Kasım ayında dedik tekrar yapalım bu toplantıyı dedik. Herkese tekrar ulaşalım. Direkt telefonlarını bulalım. Telefondan davetleri. Her parti temsilcisini göndersin. Bu şekilde güzel ayrıldık. Aradan 6 gün geçti. Hiç unutmuyorum. Devlet Bahçeli'nin açıklaması geldi. Fiili olan durumu hukukiye çevirmeliyiz diye hatırlarsanız böyle bir cümle kurmuştu. Yani bir suç var ortada. Bunu engellemenin yerine diyor ki gelin bir kanun yapalım da bu suç kanuni olsun. Ülkenin gündemi değişti tabii. Referandum girdi gündeme. Biz de dedik ki ülkenin geleceği bizden daha önemlidir. Bizim hani seçim çalışmalarımızda, medya çalışmalarımızda. Milli Blok Komitesi çalışmalarına aralık verdik. Yazışmaları bıraktık. Zaten hani koordine eden Ankara'da bir partide koordine eden parti bizdik. Tamam referandum geçti. Denildi ki artık erken seçim olmayacak. İlk seçim 3 Kasım 2019'da denildi. Tamam ona göre yeniden başla. Hani ona göre ayağını uzatıyorsun. Bir yorgan görüyorsun. Diyorsun bu yorgana göre ayağımı uzatıyor. Teşkilatlama çalışmalarımızı ona göre yaparız dedik. Diğer partilerle ona göre toplantılarımızı yaparız. Tekrar bir araya geliriz diye. Pat bu sefer 2018'deki erken seçimi gündeme soktu. Yine Devlet Bahçeli soktu. Çalışmalara başladık 2 hafta içinde. Ya dedik bu Bahçeli bizi mi takip ediyor? Böyle bir espri de yaptık. Maalesef fiziki olarak bir araya gelip de şöyle fiile arkadaşlar gelin birbirinizin fikirlerini de şöyle dinleyelim tekrar bir daha nasip olmadı. İnşallah siz de aynı şeyi diyorsunuz, biz de diyoruz. Bizim görüştüğümüz başka partiler de var, onlar da aynı şeyi diyorlar. Gelelim bir araya konuşalım. İnşallah şu Covid süreci geçsin. Bir toplanalım. 3 parti olsun toplanalım, 11 parti olsun toplanalım. Kim gelirse. Biz tebliğden sorumluyuz. Biliyorsunuz dinleyince tebliğ önemli. Biz tebliğden sorumluyuz artık. Gelelim bu dediğinizi yapalım mutlaka. Bir istişarede bulunalım. Yani
telefondan, uzaktan iletişimde, bağlantı yollarıyla evet hepimiz birbirimize bir şekilde iltifat kuruyoruz ama partilerin aynı salonda bir araya gelip oturup istişarede bulunmaları çok daha güzel sonuçlara yol açacaktır diye düşünüyorum. İnşallah da bunu başarırız. Bu konuda İnşallah. Eğer biz bir girişimde bulunursak benim de dostum, bir dostum olarak senin üzerinden ben diyeceğim ki bizi irtibattan bilgin olsun. Bizim yani, şöyle, Milli Blok'ta şöyle bir özellik vardı, öyle bir tasarladık konu. Mehmet Bey, bunu da bilin siz. Herhangi bir tüzel kişilik, yani parti şu parti büyük, bu parti küçük, şu seçime girmiş, bu girmemiş değil. Vatanı seven, vatana hizmet etmeye çalışan her parti tüzel kişilikleriyle oraya eşit katılıp eşit söz hakkına sahipti. Önemli olan istişarede bulunmaktı, meşveret yapmaktı. Meşvereti biz çok önemli görüyoruz. Seçim için bir araya gelmeler genelde şöyle oluyor. Ya sen kapan bana gel ya da gel benim kadromdan gel. Biz böyle yapmadık. Dedik ki her parti tüzel kişiliğini korusun. Ya kolay değil dediğiniz gibi girip çalışmaya başlayıp hele bir 5-6 yıl geçirdikten sonra yani onun altındaki emek, onun altındaki çaba bunları bir kenara süpürmek kolay değil. Biz dedik ki partiler niye kapansın, niye bir öbürünün altına gitsin? Her parti tüzel kişiliğini korusun, ortak akılla bir şey yürütelim. Her parti gücüne göre, emeğine aynen. göre, inisarcılığa göre ne yapabilir? Evet, evet. İnisarcılığa karşıyız. İnşallah evet. bu sefer başarırız artık bu noktadan İnşallah. Sonra. Gelmek de evet. zorundayız bir araya. Ben bunu da inanıyorum. Bir araya gelmek de zorundayız. Peki Mehmet Bey, başka partinizle alakalı anlatacağınız bir şey var mı? Yoksa şeye geçeceğim. Başka programlar da yaparız. Sıkıntı değil. Hani sıkıştırmayın her şeyi bu programa. Biraz da gündemdeki siyasetten bahsetmek istiyorum karşılıklı olarak. Şöyle bir depreşelim sizinle. Buyurun efendim. Evet. Şimdi ben size soracağım öncelikle. İttifaklar oldu. Bir iki tane ittifak var göz önünde. DSP önerini çok veriyorum. Biz son seçimde DSP'nin kadrosundan 3 belediye başkan adayı gösterdik. En azından bir saha yenmiş oldu. Şimdi DSP seçimlere girdi. Şey dedi ki Biliyorum. CHP DSP'yi davet etmedi. İttifaka da davet etmedi. Hatta o dönemde Bağımsız Türkiye Partisi ittifaka girmek için uğraştı. Görüşmeler yaptı. Almadılar ittifaka. Ve yani ben bu konuda takdir ettim kendilerini. Diğer ittifaka gitmek yerine biz seçimlere girmiyoruz dedi, çekildiler. Çünkü ittifak olmadıktan sonra seçimde bir anlamı yoktu seçime girmenin. Bu yönden de takdir ettim. Şimdi siz partileri davet etmiyorsanız büyük parti olarak size göre küçük olan, boyutta küçük olan partileri davet etmiyorsanız bu şu demektir. Ya sen serbestsin, başka yerle görüşebilirsin. Kimse kimsenin üzerinde ekonomiye kuramaz. DSP'yi hem davet etmediler hem de seçime girdikten sonra dediler ki çok ilginçti. DSP bütün illerde seçime giriyor, bu parayı nereden buluyor? Bunu, bakın ben doğruya doğrucu bir insanım. İktidarın doğrusunu savunurum, yanlışını sonuna kadar eleştiririm. Ana muhalefet partisine, ana muhalefet partisi yani resmi bir görevi var. Ana muhalefet partisi olarak yaklaşırım, doğrusunu eleştiririm, yanlışını eleştiririm. Bu cümle o zaman ben hiçbir şekilde ana muhalefet partisine yakıştıramadım. Keza, şimdi siz zaten isminiz üzerinde ana muhalefet partisiniz. Sizin ülkedeki o anki göreviniz demokrasiyi tesis etmek. Seçime giren bir partiye siz farklı bir şey ima ettirecek şekilde bu parayı nereden buluyor derseniz olay başka yöne kayar. Şimdi bugün de geldi yine ittifakları var. Meral Hanım 2 gün önce biliyorsunuz memleket 3 gün önce memleket meselesi masası diye bir çıkışta bulundu. Dedi ki böyle bir masa kurulsa. Bütün partileri, Haberi Jener'in de o vardı ilk izlediğinde. Bütün partileri davet etti deyince bir sevindim. Dedim bir dur bir dinleyeyim. Çünkü biz yıllardır diyoruz ki ya bu görünen, medyada görünen 5-6 tane büyük partiler bu işler düzelmez. Bütün partileri davet edilmeli, siyasetle uğraşan. Biliyorsunuz her parti siyasetle uğraşmıyor. Başka amaçla kuruluyorlar. Siyasetle uğraşan bütün partilerin fikirleri alınmalıdır. Bunu duyunca sevindim. Anchorman böyle dedi. Dedi ki bütün partileri davet edin. Meral Hanım'ın ağzından dinledim sonra hani davet ediyor ya. Demokrat Parti'yi saydı, DEVA'yı, Geleceği saydı, bitirdi. Millet Partisi yok, Bağımsız Türkiye Partisi yok, BSP yok, başka birkaç tane daha parti var sağ diyebileceğimiz ya da vatanseverlerin, biz sağ solu kullanmıyoruz parti olarak, vatansever partilerin adı yok. Tekrar dedim ki ha bu uymuş yani, bu kadar mıymış partiler. Şimdi bu konuda
Vatandaş yapar üstad. Vatandaş bilmeyebilir. Ama siyasetçiler olarak bakın siz biz birbirimizi tanıyoruz, takip ediyoruz, doğru mu? Bir siyasi parti başkanını, meclisteki bir siyasi parti başkanı, bütün partiler değil, 5 tane isim sayması, kendisiyle birlikte 5 tane isim sayması ne anlama gelir? Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Davet etmedikleri karşısına geçelim mi? Sadece Millet Partisi, Cihan Partisi üzerinde düşünmeyin. Davet etmediği partiler kendilerini ayrıca karşılığına geçer mi? Bu bir siyasi hamleydi. Bu siyasi hamle yerinde olmuş mudur? Siyaseten senden de yorum bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerli başkanım. Şimdi bir kere Türkiye'deki mevcut partiler arasında ittifakın kanuni hale gelmesi son derece güzel, önemli olmuştur. Ama kurulan ittifaklara baktığımız zaman gerek Cumhur İttifakı gerekse Millet İttifakı yani belli bir koltuk, makam, mevki elde etmek veya eldeki makamı, mevkiyi kaptırmamak için bir araya gelmeler şeklinde tecelli ediyor. Tabii bunların birlik çağrıları, gelin ortak bir masa kuralım çağrıları da hep bu tip politik manevralar üzerinden oluyor. Halbuki ittifaklar efendim politik bir kazanç elde etmekten ziyade demin de ifade ettiğim gibi temel değerler, ölçüler, ilkeler, büyük hedefleri gerçekleştirmek için yapılabilmelidir. Yani belli ilkeler, fikirler üzerinde ittifak yapılmalıdır. Gelin Türkiye'yi gerçek bir demokrasi, gerçek bir hukuk devleti, gerçek laiklik, bilge devlet, ondan sonra Kerim Devlet ve İslam Rönesansı'nı gerçekleştirmek üzere beraber ittifak yapalım. Gerçek demokrasi üzerinde ittifak yapalım. Buna tabii ki o zaman senin Cihan Partisi'ne de ihtiyacın olur. Bir tek yani bir tek kişi olsa bile bu milletin tek bir kişisine de ihtiyacın olur. Ama yok siz günübirlik politika, günübirlik dümen politikası yürütüyorsanız efendim gelin bir masa kuralım falan bir söz ola beri gele harman ola. Yani eğer bunda samimiyseniz bunu dediğin gibi ayrım yapmadan herkese şamil hale getirirsiniz. Dolayısıyla bu Türkiye'deki mevcut iktidar ve muhalefet maalesef samimi değil yani günübirlik politika yapıyor. Yani eğer samimiyseler Türkiye'de bir üçüncü ittifakın biliyorsunuz çıkma ihtimali var. Evet. Ben onu gündem sık sık. Yani Türkiye'de Cumhur İttifakı bir de Millet İttifakı'nın dışında yeni bir efendim demokrasi ve adalet ittifakı gibi bir ittifak olabilir. Bu efendim İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, efendim İşte Millet Partisi katılır mı bilmem. Millet Partisi ve diğer işte yeterli şeyi sağlayamayan partiler de varsa ne varsa hepsinin oluşacağı partileri gelin bize dahil olun diye bir ittifak çerçevesi içerisinde böyle bir yeni ittifakın demokrasi ve hukuk platformu ittifakı gibi bir ittifakın doğabileceği düşüncesindeyim. Doğmalıdır. Ama bakıyorsun ki ya bir Avrupa Birliği sözleşmesi imzalandı. Bu iktidarın muhalefeti hepsi altına imza koydu arkadaş ya. Ya bunlar hepsi Avrupa Birlikçi yani hepsi belli yerlerden icazetli partiler gibi geliyor insana. Evet. Ve belli yerlerden icazet almayanlar da senin benim gibi böyle kenarda kalıyor. Evet. Türkiye bu icazet meselesini çözmelidir değerli başkanım. Allah işin yani, siyaseti milletten icazet alma dönemini açmalıdır. Evet. Belli lobilerden, holdinglerden, uluslararası efendim bağlantılardan icazet almak yerine Türk milleti kendisinin icazet vermediklerine rey vermemeli. Maalesef bir kere biz bu icazet meselesini çözmemiz lazım. Belli yerlerden icazet almıyorsanız siz Türkiye siyasetinde birincilik dediğimiz iktidara yürüyen bir çalışmayı içerisine sokulmuyorsunuz. Bu icazet meselesini çözmemiz lazım. Kimden icazet alacağız? Belli lobilerden, belli holdinglerden, belli çevrelerden, belli menfaat çevrelerinden, Avrupa Birliği işte lobilerinden, efendim NATO lobilerinden, şu bu lobilerden mi icazet alacağız? Yoksa gerçekten Türk milletinden
ve o milleti millet yapan, büyük kılan, büyük değerlerden, büyük tarihten, büyük medeniyetimizden mi icazet alacak? Milletimiz artık bu antagonizmayı, bu çelişkiyi çözmelidir. Yani belli yerlerden icazet alanlara artık ruhsat, geçit vermemelidir. Ruhsat alacak olan, icazet alacak olan Türk milletinden icazet almalıdır ve Türk milleti kendisinden icazet almayanlara asla imkan tanımamalı. Ama işte bunların toplum mühendisliği, etkili güçleri var. Anlatıyorlar, ediyorlar ve milleti yönlendiriyorlar, çeşitli manipülasyonlar yapıyorlar. Olmadı, çok sıkışsalar ihtilal yapıyorlar, ihtilal denemeleri yapıyorlar. Bir kere Ergenekon diyorlar, orduyu tahrip ediyorlar, milletin desteğini alıyor. Dönüyorlar bu sefer Ergenekon'u serbest bırakıyorlar, FETÖ diyorlar, bu sefer onun üzerinden efendim bir şey. Kulasa bu toplum mühendisliği devam edip gidiyor değerli başkanım. Dolayısıyla samimiyet her şeyin başı. Bizim genel başkanım Nedim Ali'nin çok harika bir sözü var. Der ki, Türkiye'nin ve dünyanın bütün meseleleri çözülür. Yeter ki samimi ve dürüst olalım. Samimi ve dürüst olduktan sonra çözülemeyecek mesele yok. İşin kötü tarafı Mehmet Bey, vatandaş da artık doğru siyaset neydir unuttu, unutturuldu bu vatandaşa. Yani 20 yıl oldu hemen hemen iktidar değişeli. Öncesinde de yine çalkantılı bir iktidar dönemimiz vardı. Yani vatandaşlar artık sayısal olarak kim çoksa onu büyük hak ediyor. Ya da kim reklamlara çok çıkarsa, kim ana haber kanallarında çok çıkarsa o büyüktür, o doğrudur gibi bir algı oluşturmaya başlandı. Yani toplum mühendisliği, siyaset mühendisliği bundan yapılabilmesi için önce mali gücün büyük olması lazım. Şu an siz de bilirsiniz bunu mali olarak ben yerlere kendimi dayayabilirim, partimi de dayayabilirim. Ama onu dayıyorsam onun emirlerini de alır. Para alan emir alır. İki kere iki dörttür, kuraldır. Biz o emri almamak için direndik, her zaman direndik, halen direniyoruz. Şimdi burada bizim o toplum mühendisliğini yapmak kolay. Ama gerçek siyaset o değil. Biz bile şu an Cihan Partisi olarak şunu yapabiliriz en azından. Bir tane troll grubu da biz kurarız. Gönüllü arkadaşlarımız var, genç arkadaşlarımız var. Deriz ki arkadaşlar kurun, şuna iftira atın, buna iftira atın. Tespit edilmiyor, sonuç araştırılmıyor. Doğru mu? Facebook'ta ve Twitter'da yapılanlar incelenmiyor. O yakalananlar kendi açık kimlikleriyle küfür ve hakaret ettikleri için yakalanıyor. Şimdi buradan hareketle en azından bunu yapar ama bu kaypak bir zemin. Bunun sonu yok. Buna direneceğiz. Ya bu böyle oluyor. Biz de böyle siyaset yaparsak biz de başarılı oluruz, yukarı çıkarız dersek biz de bittiğimizin anlamıdır. Bizim siyasetimizde adak siyaset yapacağız. Evet. Bizim siyasetimizde başarı biz rakamlara bağlamadık. Ve hatta kendi şiarımız sizlerde de aynı benzer şeyler var. Diyoruz ki bir gün başarıp meclise girdiğimizde fikirlerimizi dışarıda bırakırsak o zaman hiçbir şey başaramamışız anlamına gelir. Yani biz meclise fikirlerimizle girersek, şu fikirleri bugün olduğu gibi o gün de taşırsak, meclise, başbakanlığa, cumhurbaşkanlığa taşırsak başarı budur bizim için. Yoksa kitleleri, yani yanlış anlaşılmasın söyleyeceğim, benim kökenim MHP, MHP'den ayrılmayayım ben. Biliyorum. 2014 seçimlerinden önce Devlet Bahçeli ülkeyi gezmişti. Bayrak mitingleri yapmıştı. Sonradan vekil olan biri vardı yanımızda. Bizim abimiz Saygırdı. Dedi ki ya işte şurada şu kadar kalabalık geliyor, burada bu kadar kalabalık geliyor, biz kesinlikle gideriz. Dedim ki üstadım dedi, kalabalıkla bu iş olsaydı, kalabalık toplamayla Tarkan şu an tek başına iktidar olur. Tarkan'dan fazla kalabalık toplayabilen var mı bu ülkede? Hem de insanlar parasıyla gidiyor. Parasını verip gidiyorlar Tarkan'ın peşine. Doğru mu? Demek ki konumuz başarı, başarının kriteri kalabalık toplamak değil. Bakın bugün MHP mecliste ama ben meclisteki MHP'yi şu an açıyorum. Hiçbir şekilde kendi fikirleriyle alakası kalmamış bir MHP var. Ve herkesin eleştirdiği bir MHP var. Kendisi bile kendi içinde mutlu olmayan bir MHP var. Ama mecliste, işte bu başarı değildi, bu meclise girmektir. Biz meclise girmek için uğraşmıyoruz. Ben müsaadenizle başarıyı şöyle özetliyorum. Tabii ki. Eğer siz iyiyi, güzeli, doğruyu savunuyor, iyinin, güzelin, doğrunun yanında yer alıyorsanız bütün gücünüzde ve kötünün, yanlışın, çirkinin karşısındaysanız,
Yani iyiliği emrediyor, kötülükten sakındırıyorsanız, gücünüz oranında bugün bunu sözle yaparsınız, başka bir katkı sunarsınız. Yani iyiyi, güzeli, doğruyu savunuyor. Onun yanında yer alıyor. Onun gücünüz, maddi manevi gücünüz ne kadarsa onun yanında yer alıyorsanız siz daima başarılısınız. Evet. Eğer kötüyü, yanlış, çirkini destekliyor, kötünün, yanlışın, çirkinin yanında yer alıyorsanız, onu destekliyorsanız veya onu yapıyorsanız, isterseniz bütün dünyalar sizin olsun, bütün iktidarlar sizin olsun, siz aslında büyük bir mağlubiyet içerisindesiniz. Evet. Çünkü dünya hayatı ancak iyi, güzel ve doğru şeyler yapmak için bir anlam ifade eder. Kötü, çirkin ve yanlış şeyler yapmaya değmez dünya hayatı. Gelgeç dünyasıdır bu dünya. Evet. Dolayısıyla zaten Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de küntüm hayre ümmetin uhricetsi linnâsi diyor. İnsanlar arasında huruc etmiş öyle hayırlı bir topluluk çıksın ki te'murûne bil maruf, iyiliği emretsin ve tenhevne anil münker, kötülükten nehyetsin ve tü'minûne billah, ve Allah'a iman etsin. Bu Ali İmran suresinde geçiyor. Diğer ayette, ayetin de bitişi, içinizden iyiliği emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun, işte kurtuluşa erenler bunlardır. Yani dolayısıyla biz ömrümüzü iyiyi, güzeli, doğruyu emretmek, onu yapmak, onu yaşamak, onu anlatmak, onunla ilgili bir çağrıldığımız bir yere gitmek, kötü, yanlış ve çirkin bir şeyin karşısında durmak. Bu kim olursa olsun, yani kötüyü, yanlışı, çirkini yakınımız da yapsa karşısında olmak, iyi, güzeli, doğruyu düşman gördüğümüz biri yapsa bile onun yanında olmak. Güzel söz kimin olursa olsun müminin yitiğidir. Güzel iş kim yaparsa yapsın müminin yitiğidir. Evet. Değerli başkanım. Onun için evet, biz her zaman zafer halindeyiz yani. Çünkü biz iyiyi, güzeli, doğruyu arıyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum Mehmet Başkan. Programın süresinin sonuna geliyoruz. Hatta açtık da diyebilirim ama güzel bir sohbet bölmek istemedim. Yine istişarelerde bulunalım. Başka programlarda davet edebiliriz. Bilginiz olsun. Sadece söz sırası değil. Var mı son bir ekleyeceğiniz? Ben zat-ı halinize, Cihan Partisi Genel Başkanı olarak zaten uzun bir süredir sizleri takip ediyor. Bütün çalışmalarınızı yakinen görüyorum. Sizin de birlik marşınız varmış. Evet. Efendim, Türkiye bir olacak, hepimiz Fatih olacağız, hepimiz Yunus, Mevlana, Yesevi olacağız. Dolayısıyla fikirlerimiz aynı, ideallerimiz aynı. İnşallah bir ve beraber olarak omuz omuza Türkiye'yi bir muhteşem Türkiye yapma yolunda gayret edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum ben. Selamlar, saygılar sunuyorum. Sizlere ve bizi izleyen, dinleyen çok değerli dostlarımıza, çok değerli vatandaşlarımıza. Değerli izleyicilerimiz, bir söz sırası programından sonuna geldik. Malum üzere yayınlarımız sadece dijital medya üzerinden yapıyoruz. Bu nedenle yayınlarımıza destek vermek için lütfen kanalımıza abone olunuz ve aynı zamanda videolarımızı paylaşarak bizlere destek verebilirsiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum.